Herkese merhabalar. Şimdi sizlere Avusturyalı komedyen ve gazeteci Stella Jung'dan bahsedeceğim. Jung tekerlekli sandalyeli ve bedensel engelli. Nisan 2014'te bir TEDx konuşması yapıyor Jung arkadaşlar. Ve bu TEDx konuşmasını yaptıktan 8 ay sonra 32 yaşında hayata veda ediyor. TEDx Sydney konuşmasında kendisini dinlemeye gelenlere çok ilginç bir konuşma yapıyor. Diyor ki, baylar bayanlar, korkarım ki sizleri büyük bir hayal kırıklığına uğratacağım. Burada size ilham vermek için bulunmuyorum, diyor. Bakın, size niye anlatıyorum bunu biliyor musunuz? Jung diyor ki, yani ben başarılı bir insanım, diyor. Ben başarılı bir insansam, yani dünyadaki diğer insanlar, beni dinlemeye gelen insanlar benim engelime bakarak değil, benim başarılarıma bakarak benden ilham kaynağı almalı, diyor. Yani benim engelimden yola çıkıp, yani ilham kaynağı alacaksa insanlar, diyor, ben buna karşıyım, diyor. Bakın, bu gerçekten çok önemli ve Jung diyor ki, hani engelli olmak kötü bir şey değil ve sizi özel kılmaz, diyor. Yani sosyal medya aracılığı ile de böyle propagandaların yapılmasına karşı olduğunu söylüyor. Yani gerçekten çok onurlu bir duruş sergiliyor. Yani diyor ki Jung, hayatta tek engel kötü yaklaşımdır, diyor. Yani toplumda engeliniz kabul edilmiyorsa bu kötü bir yaklaşımdır, diyor. Yani toplumdaki en böyle müspet ve yani engelinin yaşayabileceği bir toplum normal bir yaklaşımdır, diyor arkadaşlar. Yani gerçekten bu TEDx konuşması dünyada çok yankı yapıyor. Yani hatta bunu, yani Avusturyalı Stella Jung yani diyor ki mesela, insanlar, diyor, yani bu fotoğraflar, engelli fotoğrafları diğer insanların çıkarları için nesnelleşiyor, diyor. Yani engelli insanları engelsiz insanların çıkarı için nesnelleştiriyoruz, diyor. Esasında bu engellilerle ilgili fotoğrafların amacı sizlere ilham vermek, sizleri motive etmek. İşte fotoğraflara baktığınızda yani şöyle düşünecek insanlar, diyor. Diyor ki, yaşamım ne kadar kötü olursa olsun daha kötü olabilirdi. Bu kişi ben olabilirdim. Ya sen o kişiysen, diye düşünürse insanlar, diyor. Bakın ne kadar muazzam bir düşünce. Yani Jung şöyle diyor bir de konuşmasında. Engelli olmanın özel değil, normal kabul edildiği bir dünyada yaşamak istiyorum ben, diyor. Ve şöyle devam ediyor. Engellilere de şunu söylüyor. Engelliliğiniz sizi özel kılmaz, diyor. Düşüncelerinizi sorgulamak sizi özel kılar, diyor. Hatırlatmasını yapıyor. Zaten gerçekten toplumlara da, böyle gelişmiş toplumlara da baktığımızda yani esasında engelli mi, engellimiş, engelli değilmiş, hani bunlara bile bakılmıyor.